Evet arkadaşlar merhaba 11 Aralık 2020 İstanbul Veliefendi Altılgayen tahminlerimizle beraberiz. Dün İzmir'de Altılgayen'e verdiğimiz görüşlere uyarak ve onlara kendi kuponunu ona göre hazırlayıp kazanan arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Paralarını güle güle harcasınlar arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl bir çalışma yaptık hep beraber. İstanbul'la ilgili Cuma günkü ara program bu. Bir şekilde klasik bir döngünün dışına çıkabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar, bizim ikinci altılıyla bizim biliyorsunuz devamını söylemeye gerek yok. İkinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Handikap 16 bir koşu bu. 4 ve yukarı Araplar. 9 tane safkan burada start alacak. Tabii burada biraz fazla at yazmak durumundayız. Bizi bu Araplar çok yanıltır. Onu söyleyeyim öncelikle. Genelde baktığınız zaman hep İngilizleri geçebilirsiniz ama Arapları biraz geçmeniz zorlanabilirsiniz Araplarda. Evet, ilk 4 atımız 3 numaralı dizlerim. 5 kır kumru, 2 demir yıldız, 1 sevin sevil. Normal şartta altın bu da sevin sevil aslında çok tuttuğumuz bir at bizim. Bu 4 at dışına çıkmaz gibi görünüyor ama sürpriz olarak eğer değerlendirirseniz 9 numara Nossi, 4 numara altın suyu ve 6 numara Aloşe'yi de ilave edebilirsiniz tabi buraya. Buradaki görüntümüz hemen şöyle 3-5-2-1 üst grup tabii ki çok at yazmak isteyenler buraya. Hani hepsini der misiniz gerek var mı pek yok gibi. Mesela 8'i biz yazmadık bu da Özdağ Mehmet Kaya'nın bindi. Yani hepsi demeniz lazım artık. Evet, burayı böyle geçmeyi planlıyoruz açıkça söylemek gerekirse. Şimdi 5. koşuya geçelim. Altılgayen'in ikinci ayağı. Evet, 5. koşudayız. İstanbul'da handikap 15 bir koşu bu. Handikap 15 toplam 10 ta 13 tane safkan var arkadaşlar burada. Evet, burada da çizgili bir tavsiyemiz var. İlk atımız burada Muzo Baba, Mehmet Kaya'nın bindiği. İkinci atımız Oğlum Batuhan, Danyal Kaya. 8 numara Buz Kralı. 9 numara Alev Saçan arkadaşlar. Bunlar bir grup. 11 numara Kara Kaplı. 6 numara Kazanlı. Ve 7 numara 5 Kazalı arkadaşlar. Burada tavsiyemiz şu şekilde. 4-2-8-9 bir grup. 11, 6 ve 7 de geniş oynamak isteyenlere bir alt grup olarak nitelendirdik. Evet, çok at yazmak durumundayız arkadaşlar. Araplar, bu Arap kelimesi zaten yani biliyorsunuz Araplar, bütün problem Araplardan çıkar diye bir şey var Avrupa'da. Görüş var. Evet arkadaşlar, şimdi 6. koşuya geçiyoruz. Altılgayen'in 3. ayağına. Evet, İstanbul'da 6. koşudayız. Mountain Cat koşusu. 2 yaşlı İngilizler. Burada ilk kez koşacaklar bunlar. Yani tabii ki buradaki herhangi bir atta gelebilir görüntüsü var. Doğmamış bebeğe, don biçmeye benziyor. 5 tane çalışmasını iyi olarak aldığımız, not aldığımız safkan var burada. Çalışmaları iyi olan, yani gözün, müzün önünde. İlk Lighthouse Keeping 5 numaralı, 6 numaralı Manoir, 3 numaralı Heman, 9 numaralı Sunlight ve 8 numaralı Summer Boy. Adem Aslan'la. Evet, benim atım bu arkadaşlar. 8 numara. Summer Boy. Summer Front. Buradaki görüntümüz de şu. 5, 6, 3, 9 ve 8 arkadaşlar. Bu artık çizgisiz bu. Yani buraya varsa sizin atınızı ekleyin bunu. Bu da balistik mesela gözüme çok batıyor. Bütün aksesuarda takmış. Evet. 5, 6, 3, 9, 8. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada nasip sizin yazmış olduğunuz, kendi yazmış olduğunuz atlarda gizli. Herkesin kendine ait bir nasibi var. Evet şimdi 7. koşuya geçiyoruz. Altılık ayağının 4. ayağına. Evet, burada 7. koşudayız. Kısa vade 7 Sedat Üründül koşusu.
Şimdi 6 tane Safkan bu koşuda start alacak. Tabii baktığınız zaman görüntü itibariyle tüm böyle ünlü jokeyler bir araya gelmişler. Ama dediğim gibi bugün bu klasik günün dışında bir gün olabilir. Burada da bizim tekimiz var. O tekimize ne kadar inanırsınız, inanmazsınız. Biz inanmadığımız hiçbir şeyi zaten vermiyoruz. Ne inanıyorsak onu söylüyoruz arkadaşlar. Burada da inandığımız ve karar verdiğimiz grup olarak istişareler sonucunda İzmir'den giden bu yarış için özellikle Barış kardeşimiz, arkadaşımız Beyazıt'a binip bu koşuyu da kazanacak diye düşünüyoruz. Bu yönde. Ha, buna uyarsınız, uymazsınız. Burayı kapatırsınız, kapatmazsınız. Ona bakarsanız ben Klaus'u da çok seviyorum mesela. Yani burada hep, bütün atları baktığım zaman çok seviyorum hepsini. Ama 5'i yazıyorum sonuçta. Evet arkadaşlar, şimdi 8. koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın 5. ayağına. Evet, 8. koşudayız. Altılı Ganyan'ın 5. ayağındayız. Arkadaşlar toplam 137 liralık, 137 lira 20 kuruşluk bir kupon bu, geniş kupon. Çizgilerin üstünü takip ederseniz eğer o 44 lira 80 kuruşluk bir altınınız oluyor. Yani küçük kupona çevirirseniz 44 lira, ötekisi 137 lira. Evet, 8. koşuda da arkadaşlar iki tane atın dışına çıkmaz olarak burada bu notu iletiyoruz size. Burada 5 numaralı Koa Baba ve 2 numaralı Kızıl Yağız'ın dışına çıkmaz. Normal şartlar altında bitmiş bir ikili olarak bakıyorlar buna. Tabii siz ne düşünürsünüz bilemiyorum bununla ilgili. Burada 5 ve 2'nin dışına çıkmaz olarak söyleniyor. Bilemiyoruz tabii. Benim için biraz soru işareti bu koşu. Çünkü benim burada sevdiğim bir at var. Believe in Me. Cardinal Pianer yavrusu. Burada bu atın ne yapacağı belli değil. Normal şartlar altında yeri olanlar bana göre 4'ü de eklemeleri lazım. Yani ben bir kupon yapsam ki tek başıma 4'ü mutlaka eklerdim. Evet, şimdi 9. koşuya gelelim. Altılı Ganyan'ın son ayağına gelelim İstanbul'da. Evet arkadaşlar, 9. koşudayız. Satış bir koşusu. 4 ve yukarı Araplar. Evet tabi Araplar oldu mu biliyorsunuz sorunlar burada problematik. Yani yatış koşusu olabilir tabii ki. 12 numara şimdiden koşmuyor. Acar Türk. Evet arkadaşlar, burada ilk atımız tabii ki baktığımız zaman hemen verelim arkadaşlar hiç uzatmadan burada. 1 numaralı Alemin Kralı, 7 numaralı Turbocu Sinan Özen'le. Evet, 11 numaralı arkadaşlar Aslan Sütü Danya Kaya ile ve 15 numaralı Küçük Demir Kırı arkadaşlar. Evet, Mert Ali Solmaz'la. Evet, bu şekilde tabii ki sizin atınız varsa bunu ekleyin dediğimiz gibi. Mesela dün Gulfstream Park'ta Joe Bravo'ya güvenmediğimiz bir atı getirdi. Turkey, Freeze Turkey diye. Yani orada Turkey yazdığı için bu zannetmeyin ki bizim ülkemizin ismi tabii ki Turkey de. Normalde bizim ülkemizin ismi Türkiye. Ama tabii ki bu Türklerin aşağılama kampanyası olduğu için orada donmuş hindi demek o. O ayrı bir mevzu. Ama her gördüğünüz Turkey'yi bizim ülkemiz olarak algılamayın. Çünkü aslında bizim ülkemizin ismi Turkey değil, Türkiye. O yüzden biz yazmadık zaten. O yüzden derken ona güvenmedik açıkçası. Ama Joe Bravo gördüğünüz gibi döktürüyor yani. Adam her binli atı getirmeye çalışıyor Gulfstream Park'ta. Evet, İstanbul için görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde tekrar buluşmak üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol şanslar.